Orta Asya canlı yayınımız başlıyor. 6. sınıftayız. Hep beraber mükemmel bir şekilde canlı yayınımıza başlayacağız. Yakup, Ejrin, Hümeyra, Berkay, Furkan, aynı zamanda Kerem Acar, benim adım Koko. Gerçekten yabancı bir öğrencimiz de bizi takip ediyor. Tuğba Güleryüz. Bugün neler öğreneceğiz? Bugün Orta Asya'da ilk Türk devletlerini öğreneceğiz. Ve aynı zamanda kavimler göçünü öğreneceğiz. Kavimler nasıl göç ettiler, nereden nereye göç ettiler, buna bakacağız. Ama öncesinde canlı yayınımıza başlamadan önce bir uyarı yapmak istiyoruz arkadaşlar. 6. sınıfta biliyorsunuz ki mükemmel bir şekilde sizler için bir program yaptık. Bu programda işte matematik, sosyal, İngilizce, Türkçe, fen her gün sizlerle EBA okulda canlı yayınlar yapıyoruz. Ve Tonguç Premium'da arkadaşlar reklamsız bir şekilde yapıyoruz. Burada 6. sınıfta sizlerden istediğimiz uzaktan eğitim programını da mutlaka Tonguç kitapçılarından isteyin. Çünkü içerisinde sizler için hem EBA okul programımızın hem EBA'nın hem de uzaktan eğitim deneme sınavının olduğu mükemmel bir kitapçık. Burada sizlerle biz tabii ki nasıl EBA'da reklamsız izliyorsanız biz de size reklamsız bir şekilde videolarımızı premium bir şekilde sunuyoruz ama bunları yaptıktan sonra, bunları izledikten sonra sizin denemeler de çözmeniz lazım. İşte bu denemeleri de sizler için hazırladık. Bu denemelerin içerisinde aynı zamanda 5 ve 7 denemesi de var. Onları da kardeşiniz ya da abinize çözdürebilirsiniz. O zaman hadi bakalım canlı yayınımızı hemen başlatalım. Evet arkadaşlar, şu anda Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'dayız. Şu anda bak, burası Türkiye Tonguç evladım benim. Türkiye'den böyle... Burası Türkiye, buradan çıkış yok. Evet ama çıkacağız şimdi buradan. Niye? Çünkü Orta Asya, ana memleketimize gidiyoruz. Ankara'dan çıktın böyle, işte Sivas, ardından Erzurum, geçtin, işte bu tarafa geldin, Azerbaycan, Hazar Denizi'nden Asya'nın ortasına geldiğin zaman burası Orta Asya oluyor ve bizim ilk ana yurdumuz. Biz normalde dedelerimizin, dedesinin dedesi buralarda yaşıyormuş. Yani ilk Türk devletleri Hunlar, ardından Göktürkler, ardından Uygurlar, ardından Karahanlılar, ardından Gazneliler, ardından Anadolu Selçukları, ardından Türkiye Selçukları yani Büyük Selçuklu, ardından Büyük Selçuklu, ardından Türkiye Selçukları yani Anadolu Selçukları, sonrasında da Osmanlı İmparatorluğu ve ardından da şu anki Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden önce ne vardı? Osmanlı vardı. Osmanlı'dan önce ne vardı? Türkiye Selçuklu. Onun öncesi ne vardı? Büyük Selçuklu. Onun öncesi ne vardı? İşte Gazneliler, onun öncesinde Karahanlılar, onun öncesinde Uygurlar, Göktürkler, Hunlara kadar giden çok köklü bir devletiz. Dolayısıyla bu devletin ilk temeli Altay Dağları, Tanrı Dağları, Himalaya Dağları ve Aral Gölü'nün ortasında Orta Asya'da kurulmuş. Hatta Orta Asya'nın nerede olduğunu şöyle dünyada da göstereyim sana. Bak şimdi burada, burası Afrika, şurası Türkiye, bak şöyle dünyayı görüyorsun. Burası Amerika, Kuzey Amerika kıtası, Güney Amerika kıtası, burası Atlas Okyanusu, burası Afrika, burası Türkiye, İstanbul, burası Asya kıtası, işte Asya'nın ortası. Şu anda günümüzde burada Çin var ve Moğolistan var. Çin, Moğolistan, Kazakistan var. Hatta hani diyoruz ya Orta Asya Türk devletleri var. İşte Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan, onlar bizim hala ana yurdumuzda bizi bekleyen kişiler. Dolayısıyla bu bekleyen kişiler hala bizim Türk kardeşlerimiz. Şimdi Kingan Dağları da var yine güney doğuda. Bunların hepsi Orta Asya'yı oluşturuyor. Şimdi o zaman az önce anlattıklarımla alakalı hemen bir soru sormak istiyorum. Hangisi daha eski bir devlettir? Büyük Selçuklu mu yoksa Anadolu Selçuklu mu? Yani Büyük Selçuklu mu daha önce kuruldu? Anadolu Selçuklu mu daha önce kuruldu? Bununla bir mücadeleyle başlayalım. Çünkü geçmişimizi iyi bilirsek geleceğimizde çok iyi yön verebiliriz. Ne kadar geçmişe gidersek o kadar ileriye gideriz. Çünkü mesela şöyle bir şey var Tonguç'um. İnsanların geçmişte ne yaptığını tam olarak incelediğin zaman yeniden benzerini yapabilecekleri için bulabiliyorsun. Mesela ilk insanlar ne yaparlarmış biliyor musun Tonguç'um? Mağaralar. Yemek yerlermiş. Hayır, yemek değil. Pırtlarlarmış. Hayır, yazı yazmayı bilmedikleri için resimlerle çizerlermiş. Şu anda da bilim insanları ne yaptılar? Böyle vizyoner insanlar emojiyi getirdiler. Şu an hepimiz emoji kullanıyoruz. Asla yazı yazmıyoruz. Yazıdan bir önce emoji vardı. Şu an tekrar emoji var. Dolayısıyla insanların eskiden alışkanlıklarını iyi takip edebilirsek, geçmişi çok iyi bilirsek, devletlerin neden yıkıldığını, hangi hataları yaptığını, neler yaşandığını bilirsek geleceğe de çok güzel yön verebiliriz. Dolayısıyla burada da hangisi daha eski devlettir sorusuna arkadaşlar hepsi doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz gerçekten. Birçok arkadaşımız doğru cevap verdi. Cevabımız Büyük Selçuklu Devleti'ydi. Büyük Selçuklu Devleti kuruluyor. Ardından Anadolu Selçuklu kuruluyor. O zaman şöyle bir kez daha yazalım. Bak ilk başta Hunlar var. Ardından Göktürk Devleti'miz var. Hatta Köktürk Devleti diyoruz buna. Ardından Uygur Devleti var. Ardından Karahanlılar var. Ardından Gazneli var. Ardından Büyük Selçuklu. Sonrasında Anadolu Selçuklu. Hatta buna biz Türkiye Selçuklu da diyoruz. Türkiye Selçuklu. Sonrasında Osmanlı ve sonra da günümüzdeki mükemmel devletimiz Türkiye Cumhuriyeti var. Ha bunun harici Türk devleti yok mu? Var. Birçok Türk devleti var ama bizim daha çok sırasını takip ettiğimiz bu oluyor. Derslerde en fazla üzerine yoğunlaştığımız bunları. Aralarda beylikler var, işte harzemşahlar var falan bir sürü Türk devleti de var. Şimdi Türklerin ana yurdu Orta Asya'ya geri gelelim. Burada geniş bozkırlar var. Sert karasal bir iklim var. Karasal iklim şu demek, gündüz çok sıcak, gece inanılmaz soğuk demek. Böylece böyle insanlar üşüdükleri zaman, iklim sertleştiği zaman konup göçüyorlar. Yani bir yerlerde duruyorlar sonra göçüyorlar. Sürekli bir yerde kalma yok. Dolayısıyla böyle tarımdan ziyade hayvancılık gelişmiş. Çünkü konar göçer yaşıyorsan... Teşekkür ederim. Bazen burada, bazen burada, bazen burada, bazen burada, bazen burada yaşıyorsan ister istemez tarım yapamazsın. Yani sen sürekli burada durursan tarım yapabilirsin ama sürekli olarak hareket ediyorsan ne yapacaksın? Diyeceksin kardeşim ben bir tarlam olamaz ki. Ben hayvanlarımla beraber gezerim. Belki böyle işte arada bir ticaret yaparım ama benim tarım yapma ihtimalim yok diyoruz. Dolayısıyla eski Türklerde konar göçer yaşam var. Hayvancılık ve ticaret var. Bak tarım yok. Neden tarım yok? Çünkü hatta buraya yazalım. Bu yüzden tarım yok diyoruz. Bakın bu çok seçici bir soru olarak karşınıza hocanız sorduğu zaman dersiniz ki hocam göçüyoruz sürekli hareket halindeyiz nasıl tarım yapalım diyebilirsiniz. Hayvanlar da hareket ediyor. Hayvanlarla gezebilirsin ama tarlayı alıp nasıl götüreceksin? Ha tarlayı sök götür böyle bir şey olmaz. Ticaret zaten hareket halinde yapılabiliyor. Şimdi o zaman Orta Asya'nın kuzeyinde yer alır. Bu zor bir soru. Bunu kimse bilemeyecek Tonguç. Hocam Sule Peker yoklamanı alacak mıyız demiş. Evet çok güzel bir şey söyledin. Hadi bakalım hep beraber like butonunu çökertelim. Like butonu çalışmasın. Hep beraber basalım ve yoklamamızı almış olalım. Böylece Altalyum TV, Murat Şanlı'nın yetkisi başkanı. Sepron'da geç kalmış hocam. Dersi geç kalmış. Özür dilerim. Önemli değil Hawks Sepron. Lütfen hemen geç kağıdını al. Like butonuna bas. İçeri girebilirsin. Sıkıntı yok. Cevahir Çavdar da hemen yerine otursun. Yusuf sen de arkaya otur evladım. Yasemin Öztürk lütfen sen de arkaya oturursan tebrik ediyorum. Şimdi burada çok önemli. Orta Asya'nın kuzeyinde yer alır. Bunu daha anlatmadım size. Anlatmadığım bir şey sordum. Böylece acaba gerçekten çalışkanlar kimler? Hep beraber göreceğiz. Bu cevabı ilk veren Tonguç'un, bunu bilen bir arkadaşımız çıkarsa gerçekten tebrik ediyoruz. Zaten iki seçenekli bir soru ama bakalım kim bilecek ben de merak ediyorum. Şu anda artık gerçekten derslerine çalışanlar yani dananın kuyruğunun koptuğu yerdeyiz. Ah. Evet bakalım evet cevaplar gelmiş. Hemen cevabı bilen ilk arkadaşımızın ismini yazalım. Hemen söylerim hocam. Burada cevabımız Altay Dağları olacaktı. Çünkü bakın kuzeyde Altay Dağları var. Güneyde Himalaya Dağları var. Doğuda Kingan Dağları. Batıda Hazar Denizi ve Aral Gölü var. Ve aynı zamanda Tanrı Dağları da var yine doğuda bak. Altay, Tanrı, Himalaya, Hazar Denizi. Dolayısıyla tam bu bölgeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kuzeyde Altay Dağları olduğunu bilmemiz gerekiyor. Efendim Tonguç'um. Klavye canavar olan arkadaşımız Ali Osman Polat. Ali Osman Polat bizden mükemmel bir seyahat kazandı. Ama Altay yazmış o. Ömer Furkan işleyen de Altay Dağları yazmış. O zaman Ali Osman ve Ömer Faruk'un ismini beraber yazacağız. Ali Osman ve Ömer Faruk ikisini birlikte mükemmel bir seyahate... Altay Dağları'na. Evet Altay Dağları'nın zirvesindeki donanlar geçidine yani donarak vefat edenler geçidine gönderiyoruz. Allah korusun. Allah korusun. Ama orada sadece gezi yapacak ya. Orada üzerine kıyafetleri çok soğuk geçirmeyen kıyafetler. Neden geçecek? Donmuşlar hocam? Çünkü oraya atletle çıkmışlar. Yani biz demişler hallederiz sıkıntı yok demişler. Bize bir şey olmaz terli demişler. Terli çıkmışlar. Terli soğuk dağa çıkınca bırak soğuk şişmeni soğuk dağa çıkınca mortanzi olmuş. Annem sürekli sırtıma havlu koyuyor. Nefret ediyorum hocam ya. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten terimiz üzerimiz ve soğursa hasta olma ihtimalimiz var. Bu aralarda hasta olmamamız lazım. Çünkü böyle hafif bir burnumuz aksa hapşırırsak insanlar eyvah 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 diye tedirgin oluyor. Dolayısıyla Ömer Faruk demiş değil mi? Ömer Faruk'u da tebrik ediyoruz. Gerçekten iki arkadaşımız birlikte sohbet ede beraber test çöze Altay Dağları'nın zirvesine gönderiyoruz. Güle güle. Şimdi burada Altay ve Kingan Dağları dedik. Şimdi gelelim Türklerin ana yurdu Orta Asya'daki ilk Türk devletlerine. Şimdi ilk Türk devleti nedir diye bilmemiz gerekiyor. Yani nedir ilk Türk devleti? Ne bileyim hayır olmaz. İlk Türk Japonya. Hayır saçmalama Japonya bir Japon devleti. İlk Türk devleti Orta Asya'da Asya Hun devleti ve en uzun süre Türkleri bir arada tutuyor. Burada herkes böyle dağınık takılırken boylar aileler halde böyle kendileri takılırken Asya Hun devletinin kurucusu Teoman diyor ki Teoman diyor ki o papatya. O papatya. Ne o papatya? Kafam karışıyor o şarkıcı Teoman. O papatya Allah'ım ya Rabbim ya. Daha 17 10. Ne diyorsun? Teoman diyor ki hep beraber bir araya gelelim ve hep birlikte mükemmel bir devlet kuralım diyor ve Teoman önderliğinde devlet kurdu. Fakat orada sıkıntılı bir durum var. Teoman'ın oğlu Mete diyor ki baba sen bu işlerle uğraşamazsın. Teoman oğlu mu oldu? Teoman oğlu Mete onu indiriyor tahttan ve tahta geçiyor. Hatta bazı söylentilere göre bayağı zorlu kullanarak indiriyor. Neyse fazla detaylara girmeyelim. Fazla önemli değil. Mete iktidara geliyor ve dünyadaki en önemli devletlerden biri olan Büyük Hun Devleti'ni, yani Asya Hun Devleti'ni kuruyor. Teşkilatlı İptür Devleti ilk defa bir bayrak altında ve onlu askeri sistem kuruyor Mete. Mete çok sert bir adam. Onbaşı, yüzbaşı. Harikasın. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, böyle giden 10 binbaşı, 100 binbaşı, yani birler basamağı, onlar basamağı. Böyle 1 milyon başı var mı hocam? 1 milyon başı da var. Onlar da işte tümen generalleri oluyor. Dolayısıyla 1 milyon, gerçi 1 milyon asker olmaz o zaman. O kadar insan yok dünyada belki. Dolayısıyla inanılmaz bir şekilde mükemmel bir sistem kuruyor. Hatta o yüzden Türk tarihinde, bizim ordumuzun kuruluş tarihinde bu tarih kabul ediyor. Milattan önce 220 kabul ediyoruz. Aa. Kardeşim bizim ordumuz öyle 2000 yıllık. İşte 2010 yılında kuruldu. 1973 yılında kurulan ordu. Hayır, ne ki biz binlerce yıl öncesinde, 2000 yıl öncesinde zaten ordumuz vardı diyoruz. Asya Hun Devleti maalesef Çin'in entrikaları yüzünden zayıflıyor. Çin böyle hediyeler gönderiyor. Çang Çin Çong. Aynen, entrikalar sonucu zayıflatıyor. Böyle işte aileye karışıyor, evleniyorlar falan. Böyle bir hep böyle bir hileler var Çinlilerde. Böyle Çin çayı yapıyorlar böyle. İşte bizimki diyor ki bana Türkçe'ye getir. Hep çakma yapıyorlar hocam. Aynen, Türkçe'ye getirir misin diyor. O diyor ki efendim şöyle bir çayımız var. diyor. Bu ne falan. Bu Çin çayı efendim, bir tadın falan. Tadınca bizimkiler maalesef kaybediyorlar ve maalesef yıkılmak zorunda kalıyoruz. Yıkıldıktan sonra da Hunların kimisi kuzeye, kimisi güneye, kimisi doğuya, kimisi batıya yerlere gidiyorlar. Gidenlerden Kuzey Hunları hareket ederlerken dünyada kavimler göçüne neden oluyorlar. Yani bu bunu ittiriyor, bu bunu ittiriyor, bu bunu hepsi birbirini ittirerekten dünya haritası değişiyor. Esas dünya o zamanlar Avrupa, çünkü daha Amerika, yeni dünya keşfedilmemiş. Dünyada ne diyoruz ya? Norveç, işte Fransa, Almanya. Bunların hiçbiri yok normalde. Bunların hepsi buralarda takılıyorlar, Karadeniz'in kuzeyinde. Osmanlılar kim hocam orada? Ostrogotlar var. Ostrogotlar gerçekten çok fazla sıkıntı oluşmasına sebep oluyor bu kavimler göçleri arasında. Çünkü sıkışıklıktan zaten havasız bir ortam. Aa. Bir de Ostrogotlar, Ostrogotluk yapınca Vizigotlar zaten tam bir vandal. Alamanlar falan. Vizigot Vizigotlar, Alanlar, Finler mesela. Finlandiya diyor. Finlandiya. Yani ne Finlandiya? Sen normalde kuzeyde, Orta Asya'da yaşıyordun. Geldi. Hani nasıl biz Orta Asya'dan Anadolu'ya göç ettiysek, bunlar da birbirlerini ittirerekten burada inanılmaz bir göç yaşanıyor. Buna kavimler göç diyoruz. O zaman kavimler göçünü bir kez daha şöyle harita üzerine de göstereyim. Şurası Kuzey Amerika, şurası Güney Amerika. Burası zaten daha bulunmamış. Burası yeni dünya. Şurası Afrika, tamam. Şuraya bir Avrupa çizelim. Avrupa'da böyle çok ciddi bir ülke falan yok. Bunlar böyle takılıyorlar esasında. Hiçbir ciddi bir şey yok. Şöyle biraz yampirik oldu haritamız ama. Buradaki devletlerin yıldız buradan bu tarafa doğru hareket ederken buradaki devletler de ondan kaçıyorlar. Yani karede devleti üçgenin olduğu yere, üçgen devleti işte dairenin olduğu yere gidiyor. Yıldız karenin olduğu yere geliyor. Kare üçgenin olduğu yere geliyor. Üçgen de dairenin olduğu yere geliyor ve birbirlerini ittiriyorlar. Biz kare üçgen değil de işte Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Alamanlar, Saksonlar, Franklar diyeceğiz. Alamanlar dediği esasında Germany, yani Almanya, veyahut da Franklar dediği esasında France, yani Fransa. Normalde Frank, yani kaç Frank'sın kardeşim sen, o kadar yani. Şimdi o zaman bu soruyu kim bilecek? Gerçekten şu anda az önceki anlattığımız konuyu unuttular mı unutmadılar mı, hemen arkadaşlarımıza soralım. Hangisi Orta Asya'nın güneyinde yer alır diyoruz? Himalaya Dağları ve Ural Dağları. Himalaya Dağları gerçekten çok güzel bir dağ. Ben Himalaya Dağları'nın orada bir arkadaşımız var. Dağcılıkla uğraşıyor. Kendisi Nasuh, tanıyorum kendisini. Nasuh Mahruki. Evet, çıktı ama inemedi. Ben dedim çıkma bak, çıkarsan inemezsin dedim. Yok, burnu düşmüş. Çıktı oraya kadar. Soğuktan burnu düşenler var değil mi? Öyle evet hocam. Allah korusun ya, gerçekten gülüyoruz ama. Donuyor, düşüyor. Allah korusun, burnun düşmesi ne kadar... Ne işin var orada? Oturduğun yerde işte. Ama yok, ben macerayı seviyorum diye insan oldu. Kimi zaman denizin derinliklerine dalıyor keşfetmek için. Kimi zaman da dağın başına çıkıyor. Ve sonrasında ne oluyor? Olan oluyor. Ya burnu düşüyor. Efsanur Özdemir. İlk ben arkadaşımız. Efsa. Gerçek isim de efsaneymiş. Efsa... Ne diyecekken tam Efsanur Özdemir'i tebrik ediyoruz. Ve cevabımızın Himalaya Dağlı olduğunu söylüyoruz. Niye sürekli hocam buraya vurgu yapıyorsunuz? Çünkü sınavda burası çıkacak arkadaşlar. Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'nın sınırlarını çözeniz. Kuzeyde Altay Dağları. Ama bayağı bir insan Ural demiş hocam. Alaaddin Tirit, ondan sonra Buğra Çan. Ural Dağları maalesef kuzey batıda arkadaşlar. Aa. Bakınız, Ural Dağları is here. Dolayısıyla Ural Dağları burada. Altay Dağları, Himalaya Dağları. Zaten haritalarda şöyle bir yön duygusu geliştirmemiz lazım. Bakın şurası, şöyle yapalım mesela, şöyle yapalım. Şöyle bir şey çizeceksiniz kendinize. Bu hep böyle şeyle, pusulalar da vardır. Kuzey, her zaman haritalarda yukarısı kuzeyi, aşağısı güneyi, sağ taraf doğuyu, sol taraf batıyı gösterir. Mesela Türkiye'yi düşünün, Erzurum doğuda, İzmir batıda. Sinop kuzeyde, Hatay güneyde gibi zihninizi canlandırmanız lazım. Dolayısıyla kuzeyde Altay Dağları, güneyde Himalayalar, doğuda Tanrı Dağları ve Kingan Dağları, Batıda Ural Dağları ve Hazar Denizi'ni ana yurdumuzun sınırları olarak bilmemiz lazım. Şimdi Türkler, bizler Orta Asya'dan maalesef göç ediyoruz. Nedenleri var. Kimi zaman sıkıntılı nedenler, kimi zaman da kendi isteğimizle. Şimdi birincisi, Orta Asya'nın iklimi çok sert. İnanılmaz dağlık ve inanılmaz denizden uzak olduğu için gündüz sıcaklık 20 derece, akşam eksiği 15 derece olabiliyor. Ve adeta böyle çöl gibi, karasal bir iklim böyle. Çok sert. Donduk resmen hocam. Mesela Orta Asya'yı bırak, Türkiye var yani, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevriliyoruz ülkemizin. Ülkemizin ortasında yer alan şehirler, bak Orta Asya değil de Orta Anadolu. Ha, Orta Anadolu'da yer alan böyle Yozgat gibi, Sivas gibi, Ankara gibi şehirler gündüz inanılmaz sıcakken geceleyin bir anda soğuyuveriyor. Mesela Ankara'da ben yaşamıştım. Ankara'da bahar mevsiminde herkes elinde montla gezer. Yani gündüz tişörtle geziyor, gömlekle, akşam elinde montlar. Ya montu niye aldın yanına? Zaten hava sıcak. Akşam sen bilmiyorsun abi. Akşam ayazla çekiyordu. Mesela İstanbul'da deniz kenarındaki yerlerde bir insan ya tişört giyer ya mont giyer. Yani montla çıktıysa montla gezer, tişörtle çıktıysa tişörtle gezer. Ama burası o kadar sert, o kadar karasal ki yanında mutlaka mont taşıyor. Çünkü akşam bir anda sıcaklık çok değişiyor. Dolayısıyla iklim ve coğrafyaya bağlı nedenlerden dolayı bunlar diyor ki kardeşim burası çok soğuk ya. Biz daha sıcak yerlere gidelim. Bir de otlak ve meralar yetersiz. Hayvancılıkla yaşadıkları için hayvanlarını besleyecekleri otlak meral lazım. Hayvan hastalıkları çıkabiliyor. Nüfus artınca otlaklar yetersiz kalabiliyor. Kıtlık olabiliyor. Allah korusun. Siyasi olarak da boylar arası çekişme. Boy dediği tabii ki böyle ailelerin büyüğü. Çinler ve Moğollar baskı yapabiliyor. Ve yeni yerler elde etme arzuları da var. Burada mesela şu çok önemli. Asya Hunları diyelim ki biz Çinleri böyle kontrol altına alıyoruz ama Çinler kalabalık diye onları sadece vergiye bağlıyoruz. Niye? Çinler bizi asimile eder. Yani bizi kendileri Çinleştirirler diye. Çin'in topraklarını ele geçirmesine rağmen Mete diyor ki ben diyor Çinlerin topraklarını ele geçirdim. Fakat ben asla bunları kendi topraklarıma katmayacağım. Sadece bana vergi versinler yeter diyor. Çinler de zaten bizim saldırılarımızdan, bizim fetihlerimizden korktukları için ne yapıyorlar? Çin Seddi. Harikasın. Çin Seddi'ni yapıyorlar. Adamların korkusu uzaydan bile gözüküyor. Dolayısıyla... Uzaydan görülen tek insani yapıya Çin Seddi diyor. Hocam Nihal Bahadır Yaşayan demiş ki hocam bugün sosyal sınavım olacak. Güzel. Çok heyecanlıyım. Sizi dinleyerek çalıştım. Sizin testlerinizi çözdüm. İnşallah iyi geçer, kitaplarınızdan çok teşekkür ederim demiş. Aferin Nihal Bahadır. İnşallah güzel geçecek sınavın. Hadi bakalım başarılar diliyoruz. Göçlerin sonuçlarına bakalım. Bu göçlerin sonucunda Türk medeniyeti ve kültürü geniş bir alana yayılıyor. Yani sadece Orta Asya'da kalmıyoruz. Karadeniz'in kuzeyine, Anadolu'ya, Balkanlara birçok yere gidiyoruz. Türkler göç ettikleri yerlerde değişik adlarla devletler kuruyorlar. Hani demiştik ya Orta Asya'da Hunlar vardı, Göktürkler vardı. Sonra... Hocam Gülay Parlı gerçekten ben Ankaralıyım, akşam montla geziyorum demiş. Aferin Gülay. Çok garip ya gerçekten, saçma sapan bir şehir yani. Niye böyle bir şehir olur anlamıyorum yani. Elinde montla gezen, şu andaki mesela Ankara'da hava güneşlidir, insanlar mutlu ve huzurlu, tişörtle geziyordur ama elinde montla geziyor. Akşam çünkü... Hocam siz Ankaralı mıydınız? Ben Ankaralıyım evet. Dolayısıyla Orta Asya'dan aşağı mesela Hindistan'da Gazneli Devleti kurulmuş. Horasan'da Karahanlılar kurulmuş. Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti kurulmuş. Osmanlı ta Viyana'ya kadar gitmiş. Dolayısıyla farklı farklı yerlere farklı farklı devletler kuraraktan kültürümüzü götürüyoruz. Yabancı toplumlarımızı kültürümüzle, devlet yönetimimizle, askeri teşkilatımızla, onbaşı, yüzbaşı, binbaşı demiştik ya, ticaret ekonomimizle etkiliyoruz. Türklerde sonra, Hunlardan sonra Göktürk Devleti kuruluyor. Kurucusu Bumin Kağan, en güçlü dönemi Mukan Kağan, yönetim merkezi Ötüken. Bak Ötüken kelimesini çok iyi biliyor. Ötüken merkez çok önemli. Patlıyor herkes. Patlıyor herkes. Özelliği... Ötüken merkez patlıyor herkes. Özelliği ise... İkili teşkilatla yönetiliyor. Bunun yanına bir üzüntü işareti koymak zorundayım. Neden? Çünkü ikili teşkilat esasında iyi bir şey değil. Eğer bir devleti iki kişi yönetiyorsa mutlaka orada karmaşa oluyor. Hatta burada şöyle bir şey var. Orta Asya'da mesela büyük abi Bumin Kağan diyor ki ben Bumin Kağan olarak devletin yöneticiyim. Kardeşim de bu işte Yavgu olaraktan Batı'nı yönet istiyor. Ya kardeşim, kardeşini sen Batı'ya veriyorsun. Kendin doğudasın, iyi güzel ama bu ülkede bir karmaşa yol açıyor. Dolayısıyla ikili teşkilat nedir diye sorduklarında ülkeyi abi ve kardeşin doğu ve batı şeklinde iki şekilde yönetmesi, büyük abinin doğuyu, küçük kardeşin batıyı alması. Çünkü batı o zamanlar değersiz. Ve dolayısıyla çünkü doğuda Çin var, batıda boş hiçbir şey yok. Dolayısıyla doğuyu, büyük abinin batıyı küçük kardeşin alması, bu ikili teşkilat. Niye? Merkezi otoriteye ters. Normalde tek kişi olması lazım. Türk tarihindeki önemi adı Türk olan ilk devlet. Yani Hun devleti Türk devleti ama adı Hun. Merhaba siz Türk devleti misiniz? Evet ama adamın adınız niye Hun? Ya şey ne değil. Adını Türkse Türk koyuyoruz. Göktürk diyor ki biz bu sıkıntıyı halledeceğiz ve adımızı Göktürk koyuyoruz diyor. Göktürk alfabesini kullanacaklar. Demirdağ erittiğimiz Ergenekon destanı var ve 630'da Doğu Göktürk devleti yine Çinliler tarafından yıkılıyor. Çinler sadece bu Wuhan'da başlayıp dünya etkisini alan korona ile değil, aynı zamanda tarihte geçmişte de yaptıkları bazı sıkıntılarla biz Türkleri zor duruma düşüyor. Birçok Türkleri dünyayı şey yaptılar, resmen batırdılar. Öyle aynen mi? Ya. Bir iki tane kurbağa yediler, bizi mahvettiler. Neyse. Ama neyse, okullarımız yavaş yavaş açılmaya başlıyor bu arada. İkinci Allah gün... vermiş pırasa, ne gerek var yarası, yemek ya... yarasaya. Neydi o ya? Öyle. Allah vermiş pırasa, ne gerek var yemeğe yarasa. Evet, evet, doğru, yarasa yememek lazım ama yarasa da yaramasa da artık yediler ve sonrasında da olan oldu. Şimdi ikinci Göktürk Devleti'ne baktığımızda kurucusu Kutluk Kağan, yönetim merkezi Ötüken, hatta Kutluk Devleti deniyor bu devlete. Türk tarihindeki önemi, buraya da bir yıldız koydum. Bakın yıldız koyduğum yerleri sınavda sorarlar. Orhun yazıları dediğimiz Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonguk tarafından bugünkü Moğolistan'da bulunan yazıları yazıyor. Bu yazılar Türk edebiyatının ilk edebi eseri olarak, ilk eserimiz olarak, ilk yazılı eserimiz olarak kabul ediyor. Burada yazıyla ey Türk böyle dikkat et, işte aileni koru, çevreni koru, işte kimseye zarar verme, düşmana karşı güçlü ol gibi uyarılar bulunan bir yazı. Uygur, Basmil ve Karluklar tarafından yıkılıyor. Evet, şimdi sorumuz geliyor, bakalım bu soru kimecek? Az önce söylemiştim, dersi dikkatlice dinleyen öğrencilerimiz bunun cevabını bilecekler ve bunun cevabını ilk bilen öğrencimizi 2 hafta Göktürk seyahatine yollayacağız. Göktürk'te tabii ki Göktürk, Orta Asya Göktürk'e değil de İstanbul'daki Göktürk'e. Kağıthane Göktürk'e. Kağıthane Göktürk'e yollayacağız. Oradaki derede Hamidiye suyundan yudum yudum ılık ılık içmesini sağlayacağız. Hangisi 1. Göktürk Devleti'ni kurmuştur sorumuzun? Allah vermiş yarasa, hiç yenir mi pırasa? Hayır, saçmalama sen. Çinli misin? Evet. Allah vermiş pırasa, hiç yenir mi yarasa? Gerçekten Yüce Rabbimiz ne kadar güzel şeyler yapmış. İnek var. Pırasayı çok seviyorum. Pırasa var. Ondan sonra şakşuka yiyebilir. Patlıcan var. Domates var. Yani binlerce yiyecek var. İnek yiyebilirsin. Manda yiyebilirsin. Hmm. Koyun yiyebilirsin. Bir sürü güzel güzel nimetler var. Ya kardeşim sen niye yarasa yiyorsun kardeşim? Yani bu kadar mı yokluk yani? Bu kadar mı sıkıntı? İnsan zaten başına ne gelirse... İlk bilen arkadaşımız evet. İpek Özmen. İpek Özmen'i tebrik ediyoruz. Birincisi doğru cevabımız Bumin Kağan'dı. İpek Özmen de kendisi bizden 1 hafta Göktürk seyahati kazandı. İlk başta Kağıthane'den başlayan seyahati... Mecidiyeköy'den otobüs soracağım, otobüs. İpek Özmen miydi ismi? Özmen. Özmen, evet. Özmen, gerçekten tebrik ediyoruz kendisini. İpek ile İpek'i de tebrik ediyoruz. Göktürk'te o Göktürklerin hiçbir alakası olmuyor Göktürk ama biz oraya gönderebiliyoruz. Çünkü diğer Orta Asya'ya gönderecek şu an durumumuz yok. Evet. Uçaklar kalkmıyor. Uçaklar kalkmıyor daha doğrusu. Evet. Türklerin ana yurdu Orta Asya'da artık Uygarlara geldik. Nasıl yani? Öbürleri Uygar değil miydi? Maalesef öbürleri... Beni çizmişsiniz Uygarlar hocam. Evet, seni çizdik çünkü sen uygar bir insansın. Sen yerleşik hayattasın. Sen Uygursun. Yani şurada, burada şunu kastediyoruz. Uygur Türkleri yerleşik hayata geçmeye karar veriyorlar. Çünkü din değiştiriyorlar. Mani dinini tercih ettikleri zaman Mani dini diyor ki lütfen diyor savaşmayın. Lütfen et yemeyin. Lütfen sakin olun. Eğer hırs gösterirseniz başarısızlık olur. Ama sakin olursanız, istemezseniz huzur içinde yaşayabilirsiniz. Dünyayı sevgi kaplar diyor. Türkler de bu dini seçince, en azından Uygurlar diyorlar ki evet ya biz niye birbirimizi öldürüyoruz, birbirimize saldırıyoruz, birbirimize savaşıyoruz ki biz sakin sakin ayya diye yaşayalım diyorlar. Mani dinini tercih ediyorlar. Maniizmi, Budizmi. Fakat bu da onlar için bazı avantajlar, bazı dezavantajlar getiriyor. Avantajı şu. Bir kere yerleşik hayata geçiyorlar. Mimaride ilerliyorlar. Göç türeşi gibi desenler yazıyorlar. Kağıdı, matbaayı ve kalıcı sanat eserlerini kazandırıyorlar. Dolayısıyla biz onlara uygar, uygu diyoruz. Ama savaşçı özelliklerini kaybediyorlar. Düşmanlar gelince hop çıkılıp yıkılıveriyorlar. Ayda. Şimdi kurucusu Bilge Kürkan'dı. Yönetim merkezi Karabalgazsun'du. Ama kısa sürede yıkılıyor. Hemen başka bir sorumuz var Tonguç Elade benim. 680-745 yıllar arasında varlığını sürdüren devletin adı nedir demişiz. Gerçekten zor bir soru. Bence bu soru hiçbirine söylemeyecek. Bu kadar zor soru sınavlarda da çıkmıyor ama biz sorduk. Niye? Çünkü tarih çıkmıyor. Fakat hangisi önce hangisi sonra sorulmuştur gibi sorular gelebiliyor. Burada gerçekten şu anda inanılmaz zor sorular geliyor. Cevabımız da bu Tonguç evladım benim. Hangisi olacak bilen arkadaşlarımız geliyor. Evet bildi bir arkadaşımız bildi. Hemen bakalım. Evet. Kimmiş? Doruk Lol. Doruk Birol. Birol. Doruk Birol. Oo çok güzel yazmış. Herkes trollcü ya. Herkes trollcü. Biriniz de normal insan olarak. Birol yazmış hocam. Birol yani. Doruk Birol'u biz de öyle yazdığı gibi yazıyoruz. Tebrikler Doruk. Cevabımız 2. Göktürk Devleti. Şimdi artık esas challenge, mücadele, rekabet başlıyor. Hemen kelimeyi yazalım. Burada arkadaşlar cevap A ise Türkler, B ise göç, C ise göçebe, D ise Türk gerçekten zor yani, nasıl bileceğiz bilmiyoruz ama evet, cevabımızı hemen söyleyelim. Ben hemen cevapları çözeceğim çünkü süremiz bitti, artık dersimiz bitmek üzere. Türkler Anayurt'ta olan Orta Asya'nın çeşitli bölgelere göç etmişlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya'nın göç etmesinin sonuçları arasında gösterilemez? A. Türkler Orta Asya dışında yeni yurtlar edinmiştir. Gösterilir. Göç ettikleri bölgeleri birçok konuda etkilemişlerdir. Gösterilir. Hatırlar mısınız? Kültür, medeniyet açısından etkilemişlerdi. Göçebe yaşam kültürü ve sanatı Orta Asya dışına yayılmıştır. Bu söylenebilir. Türk tarihi sınırlı bir bölgede kalmış. Olur mu? Madem göç ediyorsun Asya'ya, Hindistan'a, Anadolu'ya, Karadeniz'in kuzeyine, Avrupa'ya, o zaman Türk tarihi sınırlı bir bölgede kalmıştır ifadesi yanlış oluyor. O yüzden cevabımıza Deniz Han diyoruz. Cevabımızı A, B, C'de yazanları kabul etmedik. Sadece Türk yazan, Türk kelimesini ilk yazan arkadaşımız... Demin soruda da Türkler vardı. Hepsi çok karıştı hocam. Ay olmaz. Göktürk'te o Türk. Ay. Bazıları iki Türk yazmış. Onu da karıştırdım ben ama... hemen söylüyorum hocam. İlk doğru cevap veren arkadaşımızı... Bunlar hala öbür soru. Bunlar hala öbür soru. Hala öbür soru. Evet, o çok karışıktı. Ha, herkes Türk burada çünkü gerçekten Türklerle dolu bir ders yapıyoruz. Aynen, ne kadar çok Türk oldu. O zaman bunu tüm sınıf bildi kabul edelim ve geçelim. Hayır, bir dakika hemen söyleyeceğim. Bakalım. İlk söyleyen arkadaşımızı söylemek istiyorum hocam. İlk söyleyen arkadaşımızı söylemeden önce... Ferhan Zeynep Kurt. Onu söyledim. Rating azaldı. Şaka. Ferhan Zeynep Kurt. Hocam siz ratingim için mi yaşıyorsunuz? Ben rating. Arkadaşlar like butonuna bastınız değil mi? Aa. Kanalımıza abone oldunuz mu arkadaşlar? Teşekkürler. Ferhan Zeynep Kurt. Zaten soy isminden de belli bak. Ferhan Zeynep Kurt. Görüyor musun? Yani tam Göktürk. Ferhan Zeynep Kurdu yazıyoruz. Ferhan Zeynep Kurdu. Ve tebrik ediyoruz kendisini. Arkadaşlar şimdi bu kadar güzel ders anlattık ama Ferhan Zeynep'i tebrik ederiz ama. Güzel ama şimdi ne yapmamız lazım? Artık ödev zamanı, ödev evet. Time. It is ödev time. Burada ödevimizde arkadaşlar yeni konuya geçtiğimiz için yeni ödevler vereceğiz. 0'dan 6'ya sosyal kitabımız arkadaşlar. Hemen sosyal bilgiler kısmını açtığımızda gerçekten şok oluyoruz. Çünkü önemli bir ödev vereceğiz. Farklı iklimler, ülkemizin beşeri, dünyanın neresindeyiz ve burası. Yeni yurt Anadolu. Sayfa 124'ten 125'e. Doğru yoldayız değil mi? Buralar yurt edinmek için gayet uygun diye hareket edecekler. O zaman biz Türklerin en başına gelelim. Türklerin ana yurdumuza gelelim. Sayfa hemen söylüyorum. Sayfa 104 ve 105 arkadaşlar. Türklerin ana yurdu Orta Asya. Burada sayfa 104'teki konu anlatımını okuyacaksınız. Sonrasında 105'teki soruları çözeceksiniz. Burası önemli. Hatta sonrasında ana yurdu Orta Asya'dan sonra Asya, Hun, Göktürk ve Uygurlar anlattığımız bu sayfa 106 ve 107'de çalışmanızı istiyoruz. Burası önemli. Anlattıklarımızı tekrar etmeniz önemli. Sınavlarda başarmanız için. Ardından 0'dan 6'yadan sonra taktikli sözelde yine sosyal bilgiler kısmını açıyorum. Tonguç Ali adam benim. Burada da ödevimiz net bir şekilde yine belli. Türklerin ana yurdu Orta Asya ile alakalı sayfa 82 ve 83'teki soruları çözmenizi istiyoruz. Sonrasında Dinamo soru bankamız arkadaşlar. Sosyal bilgilerle alakalı. Burada size yazılı ödevi de vereceğim. O yüzden buraya dikkatli dinlemenizi istiyorum. Burada destan yazılarına Türklerden başlayacak kısmımız yani sayfa 26'dan ardından sayfa 28'ler, 29'lar, 31'ler var. Burada bu kısma kadar çalışmanızı istiyoruz. Yani sayfa 33'e kadar çalışmanızı istiyoruz. Son olarak da elimizde zoru bankası var hocam veya biz zoru istiyoruz hocam. Bize kolay sorularla gelmeyin, çok zor sorular istiyoruz gibi düşünüyorsanız ki çok zor değil. Gene Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına göre saçma sapan zor soruları değil ama yine de zorlayıcı diyebiliriz. Burada da sayfa arkadaşlar 212 ve 213'teki soruları çözebilirsiniz. Zoru Bankası'nda test 4'ü çözebilirsiniz arkadaşlar. Test 4. Karekod okutaraktan da soruların çözümünü dinleyebilirsiniz zorlandığınız zaman. Sağ olun hocam. Uzaktan eğitim programını istemeyi unutmayın arkadaşlar Tonguç kitapçılarından. Çünkü burada 6. sınıflar için sizler için mükemmel bir deneme hazırladık. Ve tabii ki programımızda EBA ile bağlantılı olaraktan, EVOKUL'la, Premium EVOKUL'la bağlantılı olaraktan duruyor. Hadi bakalım şimdi Asya 10'u öğrendik. 1. Göktürk, 2. Göktürk ve Uygur Devleti'ni öğrendik. Yapılan göçlerin temel sebebinin ekonomik ve iklim nedenli olduğunu öğrendik. Ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım.